Herkese merhaba. Bugün sevgililer günü olduğu için Sip'le beraber barbekü yapacağız. Ama barbekü yapmak için evde tüpümüz bitmiş. O yüzden tüp almaya geldik şimdi. Biraz sonra da Bruce'yi parkta gezdireceğiz. Gördüğünüz gibi gezmek için heyecanla bekliyorum. Önce tüpü alacağız, sonra parka gideceğiz. Parktan size tekrardan merhaba diyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi Bruce heyecanla parka gitmeyi bekliyor. Bruce, hazır mıyız parka gitmek için? Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Amerika'nın her eyaletinde eşcinsel evlilikler yasal arkadaşlar. Yani Amerika'nın hangi eyaletinde, hangi şehrinde yaşamak isterseniz orada evlilik yapabiliyorsunuz. Şu anda heteroseksüel evliliklerle eşcinsel evlilikler arasında herhangi bir fark yok. Amerika'nın her yerinde dediğim gibi eşcinsel evlilikler de serbest şu anda. Birazdan parka gideceğiz ve orada dolaşırken size Sip'le nasıl tanıştığımı ve ilişkimizin nasıl ilerlediğini, nasıl evlenmeye karar verdik, bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Sip'le beraber ve Bruce'la beraber şöyle göstereyim. Parkta yürüyüşe çıktık. Buradalar. Ve 14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebiyle Sip'le ben nasıl tanıştık bunu size anlatmak istedim. Şöyle 2012 yılıydı. Kasım ayında bir gay barda, Powerhouse isminde bir gay bardaydık. Ben arkadaşlarımla, Sip arkadaşlarıyla. Ve orada tanıştık. Yani barlarda hala umut var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dediğim gibi Powerhouse isminde bir gay barda tanıştık. Sonra Facebook'larımıza baktık ve zaten birbirimizin 1,5-2 yıldır arkadaşıymışız Facebook'ta. Bilmiyoruz tabii ki. Ben Sip'i tanıyordum açıkçası. Çünkü gece hayatında olduğu için Sip hep San Francisco LGBT topluluğunda tanınan bir insan. O yüzden büyük olasılıkla ben onu eklemişimdir. Çünkü sürekli işte gay partileri olsun, etkinlikleri olsun, onların paylaşımlarını yapıyor diye. Ve bu şekilde tanıştık. Sonra beraber vakit geçirmeye başladık. 2012'nin Kasım'ında tanıştık. Ve 2013'ün Ocağı'nda, yani hemen hemen 2-3 ay sonra ben Sip'in evine taşındım. Ve beraber yaşamaya başladık neredeyse. Tabii o zamanlar eşcinsel evlilikler yasal değildi arkadaşlar. Ne Kaliforniya'da ne Amerika çapında. O yüzden evlilik tam kafamızda olan bir süreç değildi. 2013'ün Sevgililer Günü'nde ben Sip'e yüzük aldım ve dedim ki bu evlilik için değil, sadece benim sana olan sevgimi göstermeye amaçlı şeklinde. Sonra 2 ay sonra o bana aynı yüzükten tekrar aldı. Tiffany yüzüktü benimki. Onu aldım. O da bana aynısından aldı. Ve bu şekilde bir gelişme oldu. Evlenme değildi aslında niyetimiz ama şöyle söyleyeyim, ben açıkçası Sip'le evleneceğimi daha Sip'le tanıştığım ilk günden biliyordum. Bence evliliklerde böyle insanın içine doğuyor sanki. Evet ve 2013'ün Haziran ayında Amerika'daki Supreme Court, yani Türkiye'deki Yargıtay diyebiliriz belki de, ya da Anayasa Mahkemesi pardon, karar verdi ve eşcinsel evliliklerin önü açılmış oldu. Temmuz ayında biz de evleneceğimizi açıkladık ve Ocak 14, 2014'te DNA Lounge denen büyük bir club'da, San Francisco'da 450 kişinin katıldığı bir düğünle, hatta yani daha doğrusu partiyle evlendik. Sip'in ailesi oradaydı, benim ailem orada değildi maalesef. Türkiye'den gelmeleri çok zordu ve o zamanlar tabii ki benim ailem aslında tam olarak da bilmiyordu. Sonradan Sip'le tanıştılar, ettiler. Herhangi bir sorun yok ama Türkiye'den benim en yakın arkadaşlarım geldi. Hatta onlarla küçük bir hem Kaliforniya hem Las Vegas turu yapmıştık. Sip Parti'nin, bizim düğünümüzün daha doğrusu event planner'ıydı. Organizasyonunu Sip yaptı burada. Ve çok güzel bir düğün oldu. Bu şekilde bunu sizle paylaşmak istedim. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun kutlayanlar için. Merhaba. Evet, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bu videonun altına eğer Amerika'daki hayat hakkında ya da iltica prosedürü hakkında sorularınız varsa sorularınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videonun altındaki yorumları okuyacağım ve ayrı bir videoda cevaplayacağım. O yüzden yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum.